Ulusal Kanal Haber Müdürü Sayın Sezer Özseven şu anda stüdyomuzda. Sayın Özseven hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bu karar herkesi şaşırttı anladığımız kadarıyla. Bir genel olarak değerlendirmeniz gerekirse ne söylersiniz? Tabii şimdi bu kararla aslında Anayasa Mahkemesi HDP'ye bir seçim desteğinde bulunmuş oldu. Seçim yardımında bulunmuş oldu. Hı hı. Şimdi HDP 500 milyon küsür TL seçim yardımı alacak. O yardımı aslında Anayasa Mahkemesi aracılığıyla alacak bu sayede. Tabii sürpriz karar bir yandan. Bir yandan da normal çünkü Anayasa Mahkemesi zaten bu süreci uzatarak bunun mesajlarını vermişti. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin içindeki bu kararı alan üyeler diyelim. Hepsini zan altında bırakmayalım. Bu kararı alan üyeler Türkiye'de bir kaos, bir karışıklık bekliyorlar ki HDP'yi kapatmasınlar. Bakın en son ne oldu? Türkiye'de bir deprem yaşandı. Onun ardından devlet yok, bozgunculuğu başladı. Onun üzerine bunun olması da tesadüf değil. Yani Türkiye bir seçime doğru gidiyor. Türkiye'de Amerika bir kaos yaratmaya çalışıyor. Bir plan çerçevesinde ilerliyor aslında her şey. Ve bu kaos planı içerisinde de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı veren üyeleri zannediyorum 8'e 7 verilmiş. Tam tabii şu an resmi sonuçlar açıklanmadığı için bir şey söylemiyoruz ama 8'e 7 verilmiş. Bu kararı alan üyeler o kaos planının içerisinde Amerika'yı kurtarmak için, Amerika'nın muhalefetini kurtarmak için bir plan içerisinde yer alıyorlar. Burada tabloda da zaten siz de gösterdiniz. Evet. Toplam 539 milyon TL Türk bankalarından, Türk devletinin içerisinden yarım milyar yani yarım milyar neredeyse. Yarım milyardan fazla. Evet. Biz şimdi Amerika'nın PKK'ya gönderdiği silahları konuşuyoruz. Amerika'nın PYD'ye gönderdiği tırları konuşuyoruz. İşte bu. Yani bu 500 milyon TL Türk Devleti'nin Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla Halkların Demokratik Partisi'ne yani PKK'ya gönderdiği yardım. Yani Amerika'nın gönderdiği tırları artık konuşmayalım. Onların artık esamesi okunmuyor. Yani Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde o tırları bombalıyor zaten. O gönderdiği tırlar poşete dönüyor. Suriye'nin kuzeyinde. Silah gönderiyor. Onların hepsini zaten mahvediyoruz. Ama işte buradaki asıl tehdidi görmemiz lazım. Yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye'nin kuzeyi kadar bunun da konuşulması lazım. HDP çünkü bir milli güvenlik sorunu. HDP ne? HDP Güneydoğu'da bizim askerimizin ayağını mayına basması sonucu şehit olduğu o yollara mayınlar döşeyen, belediyelerin altlarına mayınlar düşen, belediyelerin kepçelerini, dozerlerini askerin önüne çeken harekat yapmasın diye PKK militanlarını kullandırtan, HDP il başkanlıklarından çocuklarımızı daha kaçıran, yani militan yetiştiriyor, para yardımı yapıyor PKK'ya, belediyenin araçlarını kullandırtıyor, dozer yardımı yapıyor, kepçe yardımı yapıyor. Daha ne yapsın HDP? Dağda Mehmetçiğe kurşun sıkıyor. Dağda Mehmetçiğe kurşun sıkıyor onların verdiği paralarla. Yani bir kurşun da Anayasa Mahkemesi attı. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz buradan Anayasa Mahkemesi'ne. Bir kurşun da siz attınız. Evet. Yazıklar olsun diyoruz onlara da buradan. Sayın Genel Başkan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de istifaya çağırdı. Hı hı. O istifa çağrısını tekrarlıyoruz. Onların milletin içerisine çıkmaya yüzlerinin olmaması lazım. Yok da zaten. Nasıl ki bir PKK'lı terörist bizim askerimizi şehit ettiği zaman milletin içine çıkacak yüzü olmazsa, milletimiz onu gördüğü yerde Türk polisine, askerine teslim ederse, o Anayasa Mahkemesi üyeleri de bu aldıkları kararla o teröristi beslemiş oluyor. 550 milyon TL'ye yakın para, yarım milyardan fazla para bugün PKK'ya akıyor. Bunun vebali o Anayasa Mahkemesi üyelerinin boynundadır. Hepsi istifa etmelidir ki kendi en azından eğer kaldıysa kurtaracakları bir onurları olsun, bir onurlarını kurtarsınlar. Bu kararla Türkiye'nin ne terörle mücadele vermesi mümkün, ne Amerika ile savaşması mümkün, ne ekonomisini düzeltmesi mümkün. Yani ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomi en başta bağımsızlık da olur, milli bağımsızlık da olur. O milli bağımsızlığın, o milli bağımsızlığı hedef alan terör örgütlerine siz 550 milyon TL destek verilmesini, kendi devletimizden destek verilmesini. Bakın tekrarlıyoruz, Amerika'dan gelen destek değil bu. Türk devletinin terör örgütüne, PKK'ya verdiği destek işte Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla. HDP ne? HDP PKK. Yani HDP'yi ayrı bir demokratik parti olarak bugün işte altılı masa tarif ediyor. Akşener daha geçen gün televizyon kanalında konuştu. Onlarla görüşmek meşrudur dedi. Onların genel başkan yardımcısı Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dedi. Onlar HDP'yi terör örgütü olarak görmüyor. CHP görmüyor. O altılı masadaki bütün partiler görmüyor. HDP'nin Türkiye için bir demokrasi açısından bir meclis mücadelesi, meclis çatısı altında yaşaması açısından hiçbir şu anda Türkiye'de
koşul yok. Biz nasıl PKK'yı silahla eziyorsak onun siyasi kanadında hukuki yaptırımlarla ezmemiz lazım. Onu kısmamız lazım, kıstırmamız lazım. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi bugün o aynı kararlılığı, aynı mücadeleyi vermiyor. Memeçik ruhuyla savaşmıyor diyelim Anayasa Mahkemesi. Evet, şimdi HDP'nin özellikle AYM tarafından verilen bu 11 Nisan kararı da var. Yani evet, ertelendi. Şimdi biz kapatılmasını beklerken, şimdi bir taraftan bakıyorsunuz işte bloke kaldırıldı, bir taraftan 11 Nisan'a ertelendi. Şimdi sanki böyle HDP'yi daha da böyle bir parlatma gibi bir gaye var gibi görünüyor. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız bunu? Bir kere o kararın gerekçesine bakmak lazım önce. Bu kadar gerçekten hukuktan uzak, saçma diye tarif edelim, bir gerekçe olamaz. Deprem dolayısıyla HDP kendisi başvurmuştu zaten bu şeyin uzatılmasına. 3 ay süreyle uzatılmasına başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi de deprem dolayısıyla bunu bir ay uzattı. Yani burada uzatmayı gerektirecek hangi gerekçe var? Yani deprem dolayısıyla bir siyasi partinin kapatılmasının... Hayır, blokeyi kaldırmaya deprem sonrası demiyorsun. Yani deprem tabii, nedeniyle demiyorsun. Tabii blokeyi onu da madem öyle onu da uzatın. Hı. Yani sözlü savunma vermeyen, sözlü savunma vermekten dahi kaçan, kendisini seçime atmaya çalışan bir HDP var. Anayasa Mahkemesi de hani küçükken duvarın üstünden atlamak için elimizi koyuyorduk ya arkadaşımız atlasın diye. Anayasa Mahkemesi koymuş elini duvarın dibine. HDP de ayağıyla basıp seçimin arkasına atlamaya çalışıyor şu anda. Anayasa Mahkemesi'nin rolü tam olarak o. Açmış avcunu, HDP ayağıyla bassın da zıplasın yukarı diye. Yani bu sözlü savunmayı alma gerekçesi de zaten dedik deprem gerekçesiyle. Bu hukuki olarak mümkün olan bir gerekçe değil. Bir ikincisi de yani burada konu olan mesele Türkiye'nin milli güvenliği. Siz Türkiye'nin milli güvenliğini erteleyemezsiniz. Zaten çok uzadı bu mesele. Ta 2021'in başlarında tartışılıyordu. 2021'in işte Eylül ayından itibaren bu dava süreçleri başladı ve kaç yıl oldu? Neredeyse 2 yıl olacak ve hala HDP'nin kapatılması o Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülemedi bir türlü. Bir türlü onlar o HDP'den soğumayı alamadılar. Yani sürekli bir süreci yavaşlatma şeyi var. Bundan iyi niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Açık bir art niyet var burada. Yani kısa süreli olsa, işte belli başlı işte teknik işlere takılsalar dersiniz ki belki ya bunlara takıldı ki sonrasında daha sağlam bir karar verebilsin. Yani 1,5 sene olmuş neredeyse ve 1,5 senede biz hala şehitler vermeye devam ediyoruz. Hala HDP işte son aldığı bu paralarla birlikte PKK terör örgütünü beslemeye devam ediyor. Yani bu artık Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olmuş. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi ve başkanı oturup düşünmeli. Demeli ki ya bu mesele Türkiye'nin acil gündemlerinden biri. İşte iş yoğunluğu dediler, başka şeyler dediler, ertelediler. Şimdi en son deprem bahane ettiler. Bir ay sonra acaba neyi bahane edecekler? Havalar ısınıyor. Mesela HDP'liler havalar ısındığı için o zaman Türkiye'nin o milli güvenlik meselesinde savunma vermeyi ertelesinler. Yani burada HDP'liler açısından bir kere suçlar çok somut. O suçlar kapatılmayı gerektiren suçlar. Daha yakın zamanlarda bir sürü olay gerçekleşti. En son işte Semra Güzel HDP'li vekil dağda fotoğrafları çıktı. Oraya gittiği, görüştüğü, Türkiye'den kaçmaya çalıştı en son. Daha neyi bekliyorlar yani? Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne olması gerekiyor? Yani HDP'nin terör örgütünün uzantısı olduğunu söylemesi için daha ne olması gerekiyor? Kendileri de itiraf ediyorlar. Bir tane HDP yöneticisinin ağzından PKK terör örgütüdür lafını duyamazlar, duyamıyorlar. Yani en son Ömer Faruk Gergerlioğlu bir televizyon programına katıldı. 5-6 saatlik bir program. 6 saat boyunca ağzından alamadılar PKK terör örgütüdür lafını. Evirdi, çevirdi, kıvırdı ve bir türlü demedi onu. Bu bütün HDP'li vekiller için geçerli. Tek bir vekil için değil. Tabii. Ki bunun da ötesinde eylemler var. Yani söylemin ötesinde somut eylemler var. HDP'nin yaptığı, desteklediği terör eylemleri. Yani bu konularda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu erteleme kararları, iptal kararları, blokeyi kaldırma kararları HDP'ye şu an destek oluyor. Yani Anayasa Mahkemesi o kararı alan üyeler, Anayasa Mahkemesi başkanı da aldıysa o da onlar şu anda HDP ile birlikte seçim çalışmasına başladılar. Yani yarın televizyonlarda, gazetelerde haberler görebiliriz. HDP seçim çalışmalarına başladı. Anayasa Mahkemesi bloke kararını kaldırdı. HDP için hayırlı olsun. Seçim çalışmalarına başladılar. Anayasa Mahkemesi üyeleri de en yakın il ilçe başkanlıklarına gitsinler. Bir başvuruda bulunsunlar. Tabii memurlar resmi olarak üye olamazlar. Gitsinler gayri resmi biçimde pankart atsınlar, bayrak atsınlar, afiş atsınlar, bildiri dağıtsınlar HDP'lilerle birlikte. Bunları yapsınlar yani. Evet. Daha ne kaldı? Bir yol kaldı çünkü. Evet. Onu da yaparlar. İstifa edin, herhalde. Gidin. Evet. Rahat rahat, gönül rahatlığıyla gidin HDP'li olarak çalışın. Yani şu an sizin Anayasa Mahkemesi
üyeleri olarak, başkanı olarak yapacağınız ne iş kaldı ki? HDP'yi dahi kapatamıyorsunuz. Yani hani diyorlar ya liyakat diye, yeterlik diye. Alın size liyakat. Yani o liyakat liyakat diyenler Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine, oradaki Anayasa Mahkemesi liyakat Başkanı'na. Liyakat burada işte bakın, evet, ekrana yansıtıyoruz. Ekrandaki işte. Liyakat bakın. Bu Selahattin Demirtaş'la diğer vekiller ondan sonra HDP Genel Merkezi önünde bakın. Yani şimdi tabii hakikaten şaşırtıcı bir durum ki az önce yayınımızda da Vatan Partisi MYK üyesi Sayın Avukat Nusret Senem de çok şaşırdım dedi, yani böyle bir karar verilemez dedi. Yani böyle bir karar nasıl verildi, ben işin açıkçası çok şaşırdım dedi. Bir hukukçu olarak yani nasıl olur böyle bir şey dedi. Şimdi bakıyorsunuz ama maalesef AYM'den böyle bir karar verilebiliyor. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in o tweetini bir kez daha okuyalım müsaadenizle Sayın Özseven. Şimdi ne dedi Sayın Perinçek? İstifaya hepsini çağırdı tüm AYM üyelerini ama bir taraftan da diyor ki bakın Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçi'ye ihanet etmiştir diyor. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır. Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır diyor Sayın Perinçek. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz, onları istifaya çağırıyoruz diyor. Evet, burada Doğu Perinçek'in, Sayın Perinçek'in ABD planlarında rol almıştır vurgusu çok önemli. Hı. Çünkü bu bağımsız bir biçimde verilmiş bir karar değil. Bakın bağımsız mahkemeler diyoruz, hukuki kararlar diyoruz. Bu karar bağımsız bir biçimde verilmiş bir karar değil. Bu karar Amerika'ya teslim olan bir mahkemenin verebileceği bir karar. Çünkü Türkiye'nin bugün içine girdiği bir süreç var. Türkiye 2014-15'ten bu yana vatan savaşı veriyor, PKK ile mücadele ediyor, ABD ile mücadele ediyor onların ağababası. Bir terör devletiyle, teröristleri besleyen bir devletle mücadele ediyor. Ve Türkiye'nin bu verdiği mücadele içeriden, bu mücadeleye içeriden çelme takılmaya çalışılıyor. O yüzden bu mahkemenin verdiği karar zaten hukuki değil. Yani onu buraya herhangi bir hukukçu çıkartalım. Yeni hukuk fakültesinden mezun olmuş bir genci dahi çıkarsak o tecrübesiyle der ki HDP'nin bu şu gerekçelerle kapatılması gerekiyor diye. Bu karar hukuki değil ve bağımsız da değil. Yani evet. ABD bugün Türkiye'de bir plan kuruyor. Ne planı? Seçime doğru giderken Türkiye'yi kan gölüne çevirme planı. Seçimi Türkiye'de demokratik yollardan, seçim yoluyla iktidar değiştirme planı. Amerikan Başkanı Biden söyledi yani. Bunu Amerika'nın sadece gazeteleri, dergileri, oradaki fikir insanları söylemiyor. Amerika'nın devletinin başındaki Joe Biden diyor ki, Türkiye'deki hükümeti darbeyle deviremedik. Artık seçim yoluyla değiştirmemiz gerekiyor diyor. Kılıçdaroğlu da ne dedi? Kılıçdaroğlu da dedi ki, Amerika'daki müttefiklerimiz, Amerika'daki dostlarımızın Türkiye'deki o demokratik süreçlerdeki müdahalelerine selamlar gönderdi. Yani orada bir ittifak var. Biden ittifakı dediğimiz. Biden Türkiye'de şu andaki altılı masa aracılığıyla hükümeti değiştirmek istiyor. Bir iktidar planı kurmak istiyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar da aslında o plan içerisinde yer alan bir karar. Çünkü HDP'yi kapatırsanız ne olacak? Güneydoğumuzdaki Kürtlerimizin oyları özgürleşecek. Onlar artık o HDP tahakkümü altından kurtulacaklar ve diğer partilere yönelecekler. Milli partilere, vatansever partilere yönelecekler. Amerika'da bu plan çerçevesinde Anayasa Mahkemesi aracılığıyla HDP'yi kapatmayarak aslında bu sürece müdahale etmiş oluyor. Evet, şimdi özellikle son dönemde işte bu Millet İttifakı adayını açıkladıktan sonraki daha önce de yine yer yer açıklamalar oluyordu Sayın Özseven. Şimdi özellikle Millet İttifakı adayını yani Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandıktan sonra şimdi HDP özellikle Millet İttifakı HDP ile daha da bir dirsek temasına girdi. Şimdi bu alınan kararla bu Millet İttifakı ve HDP arasındaki o dirsek temasıyla bir bağ kurulabilir mi? Tabii mümkün. HDP Millet İttifakı'nın bir parçası. Hı hı. Altılı Masa'nın bir parçası. Görünmeyen bir parçası belki. Tabii, yani bunu kendileri de artık itiraf ediyorlar. Hı hı. Daha dün Demirtaş görece Altılı Masa'daki sözde kendilerine uzak partinin eşi olarak görünen Meral Akşener'e bir mektup yazdı. Başarı ve şans dilekleriyle mektuba başladı ve orada aslında çok sıcak bir dille, samimi bir dille Akşener'e seslenmiş oldu. Akşener dediğimiz gibi görece uzak müttefik. Aslında oraya Demirtaş'a en yakın müttefik. Onun milliyetçi görünümüne bakmayalım, oradaki söylemlerine bakmayalım. Akşener Amerika'ya bağlılığı bakımından ki en son zaten Amerika'nın verdiği talimatla masaya geri döndü.
Amerika'ya bağlılığı bakımından Demirtaş'a, HDP'ye en yakın olan müttefiktir. En yakın olan altılı masa üyesidir. HDP'de altılı masada aslında hem CHP ile doğrudan ittifak bakımından hem de diğer üyelerle yakınlık bakımından ve program bakımından en önemlisi yer alıyor. Altılı masanın bir ortak mutabakat metni yayınlanmıştı. Evet. Şubat ayının başında, Ocak ayının sonunda. O mutabakat metni HDP metniydi. Daha bugün HDP'nin grup başkan vekili Saruhan Oluş dedi ki, altılı masanın metnine baktık, o metin bizim metinlerimize aynı, altılı masa bizim çizgimize geldi diyor. Çok doğru söylüyor Saruhan Oluş. HDP'nin çizgisi bugün aslında altılı masanın çizgisiyle aynı ve bir müttefiklik halindeler. Aslında Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, dediğimiz gibi bağımsız bir karar değil bu, bir bağlarla bağlı o, bir böyle direktifle verilmiş bir karar gibi gözüküyor. Bu Anayasa Mahkemesi bu kararla hem altılı masaya hem de HDP'ye bir seçim yardımında bulunmuş oldu. Yani bloke kararını kaldırmasıyla sadece bir maddi yardımda bulunmuyor. Aslında bu süreci de uzatarak, işte bir ay sonra savunmasını alarak, bu süreci de uzatarak HDP'nin seçimlere sapasağlam bir biçimde girmesini onların isteğiyle sağlamış oluyor. Tabii Anayasa Mahkemesi'nde hala geri dönüş formülleri var. Yani bu dava hala, bu mahkeme hala HDP'nin kapatılmasıyla seçimlerden önce sonuçlanabilir. Bir ay öteleme kararı çok yanlış, bloke kaldırılması kararı çok yanlış ama hala geri dönüş var. Buradan o yüzden Anayasa Mahkemelerini de uyarıyoruz. O üyeler istifa etmelidir, istifa çağrısını yeniliyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması için hızlıca o Nisan ayı içerisinde kararını vermeli ve bu süreci sonlandırmalıdır. Burada altılı masayı besleyen, oradaki Biden ittifakını besleyen kararların tamamı yarın onların karşısına çıkacak. O yüzden Anayasa Mahkemesi üyeleri de bu konuda milletine karşı, halkına karşı sorumlu davranmalıdır. Çünkü o mahkeme üyelerini oraya çıkartan Türk milleti. Yani onlar Türk milletinin alın terinden kazandığı paralarla, Türk milletinin vefakarlığıyla, fedakarlığıyla, Türk askerinin, Türk polisinin şehit kanlarıyla o koltuklarda oturuyorlar. Onlara karşı sorumlular, bu vatana, bu millete karşı sorumlular. Hiç kimse öyle kendi başına ben bağımsız bir yargıcım, özgür bir yargıcım diye düşünmesin. Bir, aldıkları karar bağımsız değil. İkincisi, siz de bu millete bağlısınız. Evet. Yani bağımsızlık her şeyden özgür olmak değildir. Bu vatana, bu millete bağlısınız ve o bağlılığınızın, o sorumluluğunuzun yerine getirin diyoruz. Peki, bu uyarıyı da yapmış olalım. Peki, Ulusal Kanal Haber Müdürü Sayın Sezer Özseven, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Hızlı bir şekilde anlık bir gelişmeydi ve bizler de sizin önemli yorumlarınızı da izleyicimize aktardık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen sonrasında sayın seyirciler devam edeceğiz. Gündem oldukça yoğun, özellikle HDP konusuyla ilgili bloke kararı kaldırıldı biliyorsunuz. Şimdi tüm ayrıntılarıyla kısa bir araya gidelim, sonrasında tüm o gelişmeleri bir kez daha sizlerle yine masaya yatırmaya çalışacağız efendim.